16 Nisan referandumuna artık bir aydan daha az bir süre kaldı. AK Parti ise ilçe teşkilatlarını hareketlendirmek için tam kadro sahaya indi. Nerede oturuyorsun? Kayış Dağı'nda. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, İstanbul Ataşehir'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Yani gelir gelmez üye kaydetmeye başladık. 5-6 tane üye kaydettik. Bir hanımefendi de üye olacak, kimliğini gidip alıp gelecek. Böyle gayret edip çalışıyoruz. Bölgedeki esnafı tek tek gezen Mustafa Ataş'a adeta bir sevgiseli vardı. Akit Haber mikrofonlarına referandum sürecini değerlendiren Ataş, Kılıçdaroğlu'nun gaflarına dikkat çekti. Sayın Kılıçdaroğlu birkaç gün önceki bir radyo konuşmasında zaten söyledikleriyle de hem kendisi çelişti hem de anayasa değişiklik teklifi içerisinde olmayan bir şey varmış gibi söyleyerek doğru davranmamış oldu. Milletimiz de Türkiye'nin her tarafında herkes bunu da gördü. MHP'li muhaliflerin hayır cephesiyle ortaklığına da değinen Ataş, MHP'li seçmene çağrıda bulundu. Ya şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi iç bünyesine biz karışmayız. Onlar kendi yönetimlerini kendileri sergiliyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde de müsbet veya menfi oy kullanacak vatandaşlarımız vardır. Ama biz çağrıda bulunuyoruz. Bu ülkenin geleceğini düşünen, ülkenin bütünlüğünü düşünen herkesin mutlaka evet cephesinde yer alması gerektiğini söylüyoruz, savunuyoruz. Çünkü bu şahıslarla, partilerle ilgili bir mesele değildir. Ülkemizin bekası meselesidir. Mustafa Ataş, Avrupa'nın ırkçı tutumunu da hatırlattı. Geçmişte Haçlı zihniyetleri, Haçlı orduları Türkiye'yi nasıl işgal edip Anadolu'dan Türkleri yok etmenin planlarını yapmışlardıysa, bugün o zihniyet yeniden tezahür edip Türkiye'yi yok etmek için birleşmiş vaziyetteler.